ispat, mücadele ve şikayet mekanizmaları. Türk Borçlar Yasası, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Teşkilat Kanunu, Yargıtay'ın içtihat kararlarına göre mobbingde ispat külfeti işverene yüklenmiştir ve emareyi ispat için yeterli görmektedir. Mobbing suçunu ispatlamak için öncelikle her türlü görev veya talimatlar yazılı olarak istenmeli. Kanıt olabilecek yazılı ve elektronik her türlü resmi belge, görsel ve yazışmalar kayıt altına alınarak saklanmalı. Tedavi belgeleri ve doktor raporları, varsa kamera kayıtları, şahit veya yaşananları düzenli olarak not tutarak ispatlayabilirsiniz. Mobbing dilekçesi hazırlarken dikkat edilecek hususlar şunlardır. İş yaşamıyla ilgili görevleriniz, başarılarınız, hizmet süreniz gibi bilgilerle kendinizi ve sorun yaşadığınız işletmeyi yazınız. 2. Sorun nerede ve hangi anlaşmazlıkla başladı, niçin? 3. Ne zamandan beri sorun yaşıyorsunuz? 4. Hangi sıklıkla sorun yaşıyorsunuz? 5. Size yapılan baskılar nelerdir? Aşağılama, ötekileştirme, ayrımcılık, alay etme, yok sayma, hiç iş vermemek, aşırı iş verme, hata arama, etnik köken, mezhepçilik, siyasi ve dini inançlardan dolayı baskı, yalnızlaştırma, dışlamak, iftira, dedikodu, günah keçisi ilan etmek, işten atmakla tehdit etmek, sanal ortamda teşhir ve tehdit gibi davranışları kim ya da kimler nerede yaptı, keyfi yer ya da bölüm değişikliği yapılıyor mu gibi baskıları lütfen yazınız. 6. Size baskı yapan kim ya da kimler ve görev unvanlarını yazınız. 7. İddialarınızı ispatlamaya yönelik hangi delilleriniz var? Resmi belge, SMS, e-mail, şahit, sağlık raporları, kamera kayıtları, tutmuş olduğunuz notlar veya günlükler, yer, tarih, saat belirterek neler söylendi ya da yapıldıysa yazmalısınız. Arkadaşlarınız, sosyal çevrenizle ilgili neler oldu, kabuğunuza mı çekildiniz, arkadaş ve yakın çevrenizin tutum ve davranışları değişti mi, insanlar olayları görmelerine rağmen şahitlik mi yapmıyorlar? Ailenize tüm bu yaşadıklarınızın ne gibi etkisi oldu, önceki durumunuzla kıyaslayarak yazınız. Mobbing sorunlarınızı şuralara şikayet edebilirsiniz. Kurum ya da işletmenize söz ve dilekçeyle, Alo 170 İletişim Merkezi'ni arayarak, Çalışma ve İşkur Müdürlüklerine dilekçeyle, Türkiye Kamu Denetçiliği ve Ombudsmanlık Kurumu'na, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na dilekçeyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na, CİMER'e elektronik olarak adli ve idari yargıya dilekçeyle müracaat edebilirsiniz. Yalnız değilsiniz. Toplumsal bilinçlenme için, toplumsal uzlaşı için ve çalışma hayatına katkı için çalışıyoruz.